Dünyamız oldukça aktif bir yapıya sahiptir. Bu sayede canlılığın devam edebilmesi için gerekli olan tüm organik maddeleri oluşturur. Bu organik maddeleri oluşturan şey yok edici gibi görünse de yer altından çıkan ve genelde volkanik patlamalar ile meydana gelen yanar dağlarının akıntıları yani lav akıntılarıdır. Eğer fark ettiyseniz bir yanar dağ sayesinde oluşan bir adada bitki örtüsü ve canlı çeşitliliği fazladır. Bu yüzden oldukça fazla verimli bir toprağa sahip olur. Fakat bu güzellik her birkaç bin yılda bir yok edilir. Volkanlar zaman zaman büyük patlamalar ile hayata büyük tehlike atar ve çevresini yok eder. Bazı volkanlar o kadar büyüktür ki gezegenimizi bile yok edebilir. Siyah dumanlar ile güneş ışığını engelleyebilir ve bu nedenle tarım yapılamaz ve ısı aniden düşer. Hatta çevreye yaydığı gazlar ile canlıları boğabilir. Bu devasa volkanlar her birkaç bin yılda bir patlayarak büyük oranda çevreye zarar verir. Peki hiç düşündünüz mü? Güneş sistemindeki ve bu gezegendeki volkanlar ne kadar büyük? Bizler için ne kadar tehlikeli? Ben de sizlere bunları araştırarak bu merakınıza yanıt vermek istiyorum. İşte tarihteki en büyük volkanlar. Yanardağ, magma tabakasının yer yuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı yer şeklidir. Dünyanın iç kısmına doğru gidildikçe sıcaklık artmaktadır. En iç kısımlardaki yüksek basınç ve sıcaklıkta erimiş maddeler ve minerallerden oluşan magma tabakası yer almaktadır. Bu volkanlar dünyadaki yaşamın yok olmasını veya aza indirgenmesine sebep olabilecek kadar güçlüdürler. Güneş sistemimizdeki en büyük volkanı olan Olimpos Yanardağı'dır. Dünyamızın en yüksek noktası 8848 metre yüksekliğindeki Everest'tir. Nepal'de yer aladığı Sagarmatha olan bu dağ dünyanın ana tanrıçası deniyor. Geçmişten günümüze kadar geçen süre içerisinde insanlığın hep merak ettiği konulardan birisidir evren. Her geçen gün teknolojik ilerlemesiyle birlikte evren hakkında daha çok net ve geniş bilgilere ulaşıyoruz. Kızıl gezegen olarak adlandırılan Mars, özellikleri bakımından Güneş sistemi içerisinde yer alan gezegenler arasında en çok konuşulan gezegenlerden biridir. Adından oldukça sık söz ettiren Mars'ın Güneş sistemindeki yer alan en yüksek dağa sahip olduğunu biliyor muydunuz? Mars gezegeninde yer alan bu dağın adı Latince Olimpos Mons yani Olimpos Dağı'dır. Volkanik bir dağ olan Olimpos 26.400 metrelik yüksekliğe sahiptir. Astronomlarca ilk kez 19. yüzyılda fark edilen bu dağ Everest'in neredeyse 3 katı yüksekliğindedir. Dünyadaki dağların yüksekliği deniz seviyesi referans alınarak hesaplanır. Mars'ta deniz olmadığı için bilim insanları Mars'ın yüzeyinde bulunan kraterler, dağlar ve düzlüklerin ortalama yüksekliklerini alarak Mars'ın yarı çapını 3390 kilometre olarak ortaya çıkarmış. Bu yarı çap 0 metre olarak kabul edilmektedir. Ortalama 600 kilometrelik bir çapa sahip olan bu sönmüş yanardağın yamaçları oldukça dik bir şekilde Mars yüzeyi ile buluşuyor ve bu durum kimi zaman 8 kilometreyi bulan uçurumları ortaya çıkmasına neden oluyor. Olimpos'un zirvesi ise çok hafif eğilimleri olan bir ovayı anımsatıyor. Dünyamızda bazı dağların zirvesine çıktığımızda bulutların üzerinde oluruz. Eğer çıktığımız bir sıra dağlar silsilesi ise diğer zirveler adeta irili ufaklı adacıklar şeklinde bulutların arasından kendisini gösterebilir. Olimpos'ta ise manzara çok farklı görünür. Mars, manyetosferini 4 milyar yıl önce kaybettiğinden Güneş rüzgarları Mars'ın iyonosfer tabakasıyla doğrudan etkileşime girerek atmosferi ince halde tutar. Ayrıca Olimpos Dağı o kadar yüksektir ki Mars'ın atmosferinin dışına doğru uzar. Yani Olimpos'un zirvesinde olmak bir anlamda uzayda olmak gibidir.
Tamu Masif. Bilim insanları dünyanın en büyük Güneş sisteminin ise muhtemelen en büyük ikinci yanardağı Japonya'nın açıklarında keşfetmişti. Tamu Masif adı verilen yanardağ yaklaşık 310 bin kilometre karelik alana yayılıyor. Dünyanın en büyük yanardağı Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde keşfedilmişti. 145 milyon yıl önce oluştuğuna inanılan Tamu Masif'in 3 ayrı jeolojik yapıdan bir araya geldiği düşünülüyor. Amerika'nın Houston Üniversitesi araştırmacısı William Shager tarafından 20 yıl önce ilk tespitleri yapılan Tamu Masif'in Güneş sistemindeki en büyük ikinci yanardağ olabileceği anlaşılmıştı. Nature dergisinde yayımlanan araştırmanın başyazarı olan William, Tamu Masif'in dünyadaki en büyük yanardağ olduğunu düşündüğümüz gibi Mars'taki Olimpos Dağı'nın ardından Güneş sistemindeki en büyük ikinci yanardağ olma ihtimali bulunuyor demişti. Büyüklüğünü karşılaştırma yaparak ortaya koyulduğunda Tamu Masif'in dünyanın en büyük yanardağı olan Hawaii Adası'ndaki Mauna Loa'dan 60 kat daha büyüktür. Ancak dikey olmak yerine yatay bir alana yayılan Tamu Masif bu sebeple kalkan yanardağ olarak da adlandırılıyor. William, Tamu Masif'in yapısının dünyadaki bulunan denizaltı yanardağlardan farklı olduğunu ve yanardağların nasıl oluştuğu hakkında yeni ipuçları verebileceğini söylemiştir. William, yanardağın merkezinde bir zamanlar lav püskürdüğünü ve lavların dünyanın manto tabakasına geldiğini de belirtmiştir. Her ne kadar devasa olsa da Tamu Masif bugün herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır. Houston gazetesine bilgi veren William, yanardağın birkaç milyon yıl önce faaliyetine son verdiğini söylemiştir. Yellowstone Süper Volkanı, ABD'nin Wyoming eyaletinde bulunan Yellowstone Ulusal Parkı bir süper volkanı bünyesinde barındırmaktadır. ABD'deki bir volkandan bana ne diye düşünebilirsiniz. Ancak bu büyük bir hata olur. Çünkü bir süper volkan tarihinde 8 büyüklüğünde bir volkanik patlama yaşamış, yani patlaması sırasında 1000 km3'ten fazla malzeme saçmış volkanlardır. Bunlar öylesine güçlü patlamalardır ki koni şeklinde bir dağ oluşturmak yerine bu volkanların patlaması sırasında saçılan magmanın geri çekilmesi sırasında kaldera adı verilen bir çöküntü oluşur. İşte Yellowstone Ulusal Parkı böyle bir süper volkanik patlama sonrasında oluşan kalderayı sınırları dahilinde bulundurmaktadır ve bu süper volkan aktiftir. Yani tekrar patlayacak ve tüm dünyadaki yaşamı tehdit edecektir. Ama ne zaman? Kimse bilmiyor. Yellowstone'un en son 3 mega patlaması günümüzden 2.1 milyon yıl önce, 1.3 milyon yıl önce ve 630 bin yıl önce yaşandı. Yani kabaca 800 ila 670 yılda bir defa devasa bir patlama yaşadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla süper volkan henüz tamamlanmamış bir 670 yıllık döngüsünün içerisindedir. Ancak bu kadar az veri noktasına bakarak net bir tahminde bulunmak zordur. Bu yüzden ABD'nin Ulusal Jeolojik Araştırma Merkezi'nden uzmanlar ABD'nin Idaho eyaleti ile Yellowstone arasında son 16.5 milyon yılda yaşanan ve kaldera oluşumuyla sonuçlanan süper volkan patlamalarını incelediler. Bu araştırma kalderayı oluşturan 15 ila 20 süper patlama olduğunu ortaya koydu. Buna bağlı olarak her 825 ila 1.1 milyon yıl arasında devasa bir patlama yaşandığı sonucuna vardılar. Peki buna bağlı olarak bir sonraki patlamayı tahmin etmemiz mümkün mü? Yani patlamalar giderek daha sık hale mi geliyor? Yoksa son patlamadan 1.1 milyon yıl sonra, yani günümüzden 370 bin yıl sonra mı mega patlamayı mı yaşayacağız? Ne yazık ki volkanların belli bir patlama saati bulunmamaktadır. Chaitén Yanardağı, Güney Şili'de aynı adı taşıyan hayalet kasaba yakınlarında
benzersiz Çiğeten Yanardağı vardır. Uzun yıllar boyunca yanardağ uykusuz kabul edildi. Ani uyanışı Mayıs 2008'de gerçekleşmişti. Bilim adamları daha sonra öğrendikleri gibi son 9500 yıldaki ilk volkanik patlamasıydı. Ani uyanışından sonra Çiğeten hemen dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri oldu. Kazadan sonra kent ciddi hasar görmüş, bir kısmı lav altında, diğeri de birkaç nehir parkuru değiştiğinden ciddi sel baskını geçirmiştir. Felaketten sonra kasabada 250 kişi kaldı. Bunlar 2009'da da daha sonra tahliye edildi. Hükümet yine insan trajedileri ve mağdurlarını önlemek için yıkılan kasabı yeniden inşa etmemeye karar verdi. Bugün Çiğeten'in hayalet kenti sadece meraklı turistleri cezbetmektedir. Yanardağın yüksekliği 1122 metredir ve kraterin çapı 3 kilometreden fazladır. Turistler için terk edilmiş şehre inanılmaz turlar düzenleniyor ve en aktif gezginler dağların eteklerinde tırmanış yaparak sadece birkaç yıl aktif ömrü olan çöl manzaralarını hayranlıkla izleyebilirler. Etna Yanardağı, İtalya'nın güney kısımlarında, Sicilya'nın doğusunda bulunan ve Messina yakını olan bir yanardağdır. Şu anki yüksekliği 3.329 metre olan Etna Yanardağı, Avrupa'nın en yüksek yanardağıdır. Şu anki yüksekliği dememizin sebebi ise yüksekliğinin püskürmelerden sonra değişiyor olmasıdır. Etna aynı zamanda kapladığı 1190 kilometre karelik bir alanla da İtalya'nın 3 aktif yanardağ arasından en geniş alan kaplayan yanardağdır. Hatta en yakın rakibine genişlikte 2,5 kat daha fark atmaktadır. Etna hala aktif olmakla birlikte dünyanın en aktif yanardağları arasındadır. Etna Yanardağı Haziran 2013'te UNESCO'nun Dünya Mirası listesine eklenmiştir.